Sevgili Doris severler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Bozburun'dan ayrılıp Bencik Koyun'a gelmiş, sonrasında ise Dalbükü'ne demir atmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde Dalbükü'nü dolaşıyor ve sonrasında Hurmalıbük'e geçiyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Eğlence zamanı, atlamalıyım. Hadi artık! Eğlence zamanı, atlıyoruz. Of aşkım ya. Ya şuraya yağlı bir şey koydu ve yağ yaptı ya. Şimdi hep gözüme batıyor. Onu yıkamam lazım. Neyse, onu da söylemiş oldum arada. O zaman kıyıda gezme zamanı. Nerede pırıl pırıl bir deniz varsa gidiniz ve yüzünüz. Kaptan biliyorum nereye gittiğini. Kesin çapamızı kontrol edecek. Şöyle kupakum. Buz 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 buz. Buz 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 buz. Aa gözüm unutmuşum. Ay iyi geldi ya. Bozburun tarafındaki sıcak denizlerden sonra bu taraftaki serin denizler hoş geliyor. Televizyonunuzun falan bilgisayarınızın ayarlarıyla oynamayın. Renk gerçek. Hiçbir şekilde filtre şu bu yok. Mert nerede gitti? Hemen yetişmeliyim. Hep kum mu? Şahane. Dip hep kum. Çıkışta mı kum? Orası da mı kum? Ay çok güzel maşallah. Evet, ayağım yere değdi. Kıyıda birkaç bizim eski usul kestanlardan var. Kıyıda birkaç eski usul kestanlardan varmış. Eski usul demek yani buranın kestanesi Akdeniz'in. Bir de uzun böyle koca koca upuzun olan kestaneler var. Dikenleri upuzun. Onlar Süveyş kanalından geldi. Hatta onların şeyi bile olmuyor. İskeleti bile olmuyor. Toplayamıyorsun. Şimdi şuralarda varmış. Aa çok komik. Şezlong aman şemsiye vurmuş. Mert senin şemsiye mi? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Bunu yaptırabiliriz. Hemen alayım Doris'i. Aa azmak. Parçalanmış bir bot. Şey olabilir mi? Mülteci botu. Olabilir. Çünkü karşısı değil mi? Ooo azmak bayağı büyükmüş. Bak rüzgar nasıl yatırmış. Şurada yüksek bir şeyler var. Evet rüzgara bakın şöyle. Hepsi şuradan fön yemiş. Bir de her taraf insan pisliği, onu da arkada gösterdim. İnsan pisliği mi? İnanamıyorum ya. Böyle güzel bir yere böyle layık gördükleri. Böyle güzel bir yere layık gördükleri davranış bu. Yazık ya, yemin ederim. Yani şunu yapmayın. Ulaşım var gibi. Hı hı. Yani belki bisiklet araçlar gibi geliyor herhalde. O yüzden daha çok çöp bırakıp gidiyorlar. Çünkü araca araçla getiriyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Boşunu tekrar aracına alıp atamıyorsun. Görüyor musun? Şuna bakın. Her şey var ya. Şahane. Ya o kadar bir ay Yunanistan'da gezdik. Bunu hep söyleyeceğim. Yerlerde bir gram çöp görmüyorum ben orada. Görmüyorum. Halkı da atmıyor. Halkın atmadığını gören turist de atmıyor. Naylonlar falan var ya. Bunlar yangın çıkartabiliyor. Burası da çam evet, ormanı. Evet. Sorun o yani. En rüzgarlı adalara da gittik. Hani böyle rüzgarın elinden bir şeyleri uçurup savurabileceği. Olur ya hani piknik yapıyorsun, poşetin uçar gider. Orada bile çöp yoktu ya. Yani ona bile
ihtimam gösteriyorlar burada. Şu eşekçiklerin bıraktığı izler var. Bu doğal, bu hayvanın doğalı. Ama şu ne cins bir hayvan onu bilmiyorum. Yaşamaması gereken, uyutulması gereken bir hayvan bence. Her tarafta, şöyle baksana anlarsın. Her tarafta. Toplamaya kalksak uzun. Büyük çöp poşeti olsun. Günler alır. Toynak izleri. Toynak izleri taze. Fazla uzaklaşmış olamazlar diye espri yapacaktım ki. Mert dedi ki eşekler burada. Bakın. Ay sıpasına bak, sıpasına bak. Onları tehdit etmezsen onlar da bir şey yapmaz. Annesini emiyor şu anda. Canım benim. Oraya daha da gitmeyelim. Evet. Babası da şurada. Yazık ya, nasıl tedirgin oldu. Tamam anneciğim, gidiyoruz. Su ve ot iyi. Zaten Muğla Belediyesi sık sık şey yazar. Datça Belediyesi de öyle. İşte eşekleri lütfen beslemeyin. Onlar yeteri kadar su ve yiyecek bulabiliyorlar. Çünkü besledikleri noktalara insanlar arabalardan atıyor. Arabalardan attığında da alışıyor yola çıkmaya hayvan. Yol kenarında ne oluyor? Basıyor, öldürüp geçiyor. Ben bilmem, tadına da bakmam, sen bak. Bak bak izlere, bak izlere. Bunlar daha böyle yerde sürtüne sürtüne ayağını hiç kaldırmadan dolaşmış. Kim? Tabii ki de domuz kardeşlerim. Şimdi tur tekneleri geliyor ya Mert. He. Sizi diyor şifalı çamura götüreceğim diyor. Domuzun eşelenmiş. İndiriyor. Burada işte bu çamurları sürdürüyor böyle sağlarına sollarına, ama burası domuzların eşelendiği ve pislediği yerler oluyor. Evet. Peki öyle atlamayın. Aa, hemen. Bak bak kuş ayağı. Ne ayağı? Aa, evet. Ama. Çok değişik bir, çok bir balıkçıl. Allah. Balıkçılın ayağı. Ayak izleri. Büyük ama ayağa bakar mısın? Neden? Evet. Çok büyük yani. Tatlıcık da burada dolaşıyor. Sıpalar çok tatlı oluyor ya. Kri kri derler bizim köyde. Kriler. Ya insanın sevesi geliyor ama işte. Azmak değil de ne bu? Aliki tuzla buraya kadar geliyor. Ondan sonra şurada şöyle bir set var. Orada yıkık bir şey var. Bir şey yapmışlar, yıkmışlar bir ev gibi. Burada artık kaya bankı oldu şu kısımda. Çok değişik, böyle doğal bir kaya bankı var yani, enteresan. Oldukça tehlikeli bir bank. Bizans döneminden. Ay, taş güzelmiş. Buranın taşından örmüşler. Kimsin neymiş ne demiş. Dağda kapıları topluyor. Kulübe de orada. Sana kalbimi getirdim. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Senin için atıyorum. Ve bir bardak dolusu enişte bu. Hadi bakalım. Şu evini buraya mı yapmayı tercih etmiştin? Evet evet. Hazır taş var dedim. Taş ustası buldum şeyden. Koli'den, Mali bölgesinden. Oradan mı getirdin? Onlar çok iyi taş ustası. Her evi taştan kulelerle yapıyorlar. Ben de burada hem savunma amaçlı defansif kale ev yaptım. Cila, biraz da dolu. Su da almış olabilir gerçi. Herhalde su almıştı. Ya bunu atmayın birader ya. Bu en aşağı 1-2 kağıt falan. Kalın pastaymış. Pasta dolu. Hemen hemen şuraya kadar falan dolu. Ve sağlam yani. Baktım. Kok güzel. Cila kokusu da var. Aldım bunu. Dursun, pasta pastadır. Çemler pahalı. Acayip şey, sanki böyle çökmüş antik iskele gibi değil mi? Ama değil. Bir radar reflektörü buldum.
Bu da mevzuatta zorunlu. Orta halli. Şu yollarını açıp şey yaparsak, içini kurutursak yolları falan sağlam. Ganimetler tamam. Gidebiliriz Eda. Ama geri dönüşüm diyoruz. Evet. Eda diyor ki bunu kadar şeyi nasıl taşıyacağım diyor. Ne buldun? Top mu buldun? Oo, bir adet top. Evet. Gayet de temiz. Annenin köpeği için çok. Aynen. Köpeğimiz oynar bununla. Zeytinin ağzına büyük gelir. Evet. Afiyet olsun Mert'cim. Kaptan nasıl gidiyor? Böyle. Yatarak gidiyor. Böyle gidiyor. Esiyor. Çok güzel esiyor. Evet. Yazda sallıyor. Kalkamıyorsun ayağa. Kaptan bu işe iyice sardı ha. Kaptanın elinden bir kahve daha içiyoruz. Hadi bakalım. Gittikçe güzelleşiyor. Aferin. Şimdi batıya gidiyoruz. Batıya gittiğim için güneş geliyor, kusura bakmayın. Rüzgar da oradan esiyor. Buradan ilk artık şeyden ayrıldık. Kurt tükü ilk burun. İkinci burun da hurmalı. Şu da dil burnu. Ondan sonra da gene bitleri var. Hurma bükü. Şu hurmalardan anlaşılıyor zaten. Hurma ağaçları var oralarda. Korunaklı tabii ki bu havalara. O yüzden oldukça dolu. Şu anda 4 yelken, 2 gulet, 1 katamaran. Guletin çıkış anına geldik. Şurada da arkadaşlar varmış. Çigan teknesi selam verdi bize. Bayağı büyük ha. Çıgan mı? He. Tabii ki. Kocamandır şurada. Hurma bükü. Acaba hurmalar oldu mu? Bakalım. 8 metre demir attık. Sarı yeni çıktı. Sarı çıgan. Evet, şimdi hurmalı büke demir attık kaptanımla. Şöyle bir azmakla düz yeri var. Hurmaları var. Bir yabancı bir kiralık tekne var. İki gulet var. Çigan var. Orada biraz yelkenliler var. Biraz daha asıl hurmalar şu tarafta. Biraz derin bir koy. Şu an bu kadar yakın olmama rağmen 6 metre küç. Atlayıp yüzüp döneceğiz zaten. Bir şey yapmayacağız yani. Daha az solugan alıyor. Diğer taraftan daha iyi. Evet, o daha solugan. Burası daha rahat yani. Evet Mert Kaptan, bize su sıcaklığından haber ver. Orada yazığa baktı ama soğuk yer, güzel. İyi, serinmiş. Kaç yazıyor? 29. Bence de sen terlemişsin. Hurmalı büyük. Hur hur hurmalı hur hur hur. Hubudur hubudur mammalı falan. Güzel bir ot kokuyor Eda. Güzel bir şey, koku salıyorlar.
hatta. Çok hoşuma gitti. Ha, baktım. Hatta kıyıda bank oluşturmuş. O hani kuruyanlar böyle vuruyor ya kıyıya. Evet. Onları kaldırmamak gerekiyormuş. Bazı plajlarda hani kaldırıyor, millet iğreniyor falan filan diye. Evet, aha, o kuruları. O kurular da tekrar orada içinde fauna flora yaşatıyormuş yani. Başka bir şöyle şey ekosistem yapıyor. İçin çok önemliymiş. Okay. Oksijen kaynağı denizlerin. Evet. Posidonyalar yani o otlar. Evet, çok güzel. Olabilir. Burayı Eda bana almış, hediye. Teşekkür ederim Eda'cığım, sağ ol. Şu taraftan da... Denizden gözükmüyor. Buradan, ha burada asmak geliyor olabilir yalnız ha. Şeylemek lazım. Bir de şu tarafta da var birazcık arazi. Bayağı güzel bir yer. Okey. Şuna hayvanlar için mi kuyu şey mi kazıyorlar? Ne yapıyorlar? Oo, şuraya bak. Hiçbir şey yok. Birkaç taze çam ağacı var. Bu. Evet, kısa deniz molamız bence yeterli. Oo, Eda kaptan. Time to max biraz. Aynen. Köpürdü. Yiyemez. Vur hocam. Yadasın. De güzeldir be. Gerçek güzel. Sevdiğim saatleri. Bambaşka ve çok güzel gözüküyor her şey. Gerçekten.